Kur'an'ı çok çok iyi bileceksiniz. Öyle 10 tane ayet bilmeyle olmaz bu iş. Öyle 1000 tane ayet bilmeyle de olmaz. 6236 ayeti Fatiha gibi bileceksiniz. Her ayetin başka hangi ayetlerle anlam ilişkisine sahip olduğunu bileceksiniz. Ayetlerle adeta konuşacaksınız. Bir bilgi duyduğunuz zaman o bilginin rahmani midir, şeytani midir kaynağı noktasında takvanız sizi harekete geçirecektir. Araf suresi 201. ayette beyan buyurulduğu gibi innellezine ettekav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkerû feydâhum mubsirûn. O muttaki insanlara şeytan kaynaklı bir vesvese geldiği zaman hemen gerçeği hatırlarlar. Bütün organları adeta göz kesilir diyor Allah-u Teala. Ama muttaki olmanın yolu Furkan olan Kur'an'a tabi olmaktan geçer. Furkan olan Kur'an'a tabi olanlar muttaki olurlar. Furkan olan Kur'an'la muttaki olanlar Allah tarafından yeni bir Furkan ile ödüllendirilirler. Bunların biri En'am suresi 155. ayet, bir diğeri ise Enfal suresinin 28. ayetidir. Furkanınız sizi muttaki yapmışsa o muttakiliğiniz yani Kur'an'la donanımlı hale gelişiniz sizi yeni bir Furkan sahibi yapar. Furkan demek doğruyu yanlıştan ayırt edebilme melekesi anlamına gelir. Ya eyyühellezine amenu in tettekullâhe yece'al leküm furkana. Siz Allah'a karşı muttaki olursanız, sorumluluğunuzu bilir, duyarlı davranırsanız Allah sizin için Furkan yaratır. Kur'anlaşan bir algınız olması lazım. Rivayetleri ya da görüşleri Kur'an'a arz edebilmek için. Zor bir yoldur ancak takip edilmesi gereken bir yol.